Evet sevgili izleyicilerimiz, şu an Uşak İkisaray Mahallesi'ndeyiz. İkisaray Mahallesi'nde yaklaşık 3 hafta öncesinde bir evimizde henüz bir son katında bir yangın çıkmıştı ve son katımız kullanılamaz hale geldi ve Fethi Çakın. Evet. Evet Fethi Bey, öncelikle geçmiş olsun. Allah razı olsun. Şu anki evdeki durum nedir? Yangın nasıl oldu? Nerelere mücadele ettiniz ve neler yapıldı, neler söylendi? Vallahi sosyal yardımlaşmaya başvurduk. Kızılay'a başvurduk. Oradan AFAD'a başvurduk. Belediyeye başvurduk. Hiçbir yerden tamam geldiler. Yetersiz diye şey yazmışlardı. Rapor yazmışlar. Nasıl yani yetersiz? Yani ev tamamen yıkılması lazımmış. Hafif hasarlı. Hafif hasarlı diye iş etmişler. Şöyle baktığımızda kullanılmaz duvarlar falan göçmüş, çatmış. Dedim, ben de söyledim ama inanmadılar. Müdürüne çıktım bir de. Burayı kontrole gelen şahıs geldi. Dedi direkler dedi yıkılması lazım dedi. Ev dedi göçmesi lazım bizim şey yapmamız için dedi. Ben de iki katı kullanıyorum. Aşağı katta dedim suyu doldu. Eşyalarımız mahvoldu. Yani çıktığına görürsün de eşyalar tamamen yani kullanılamaz durumda. Yani kullanamaz bir haldeyiz. Kış günü bir de yağışlı günlerde. Yağışlı günlerde vallahi duramıyoruz. Hepimiz hastayız yani. Evet teyzem, seni tanıyalım. Ben Zinet Çakın. Benim evim yandı. Hiçbir yerden bir fayda almadık. Bir sosyal yardımlaşma geldi. 4 kere belediyeye gittim, görüştürmediler başkanla. Her yere gittik. Şey al dediler. Randevu dediler, verdim. 3 haftadır hala beni çağırıp randevu vermediler, görüştürmediler. Ne yapmamız lazım ya? 100 bin liralık masraf var sadece. 100 bin lira çatıya gidiyoruz. Çatısına. Evim zaten gitti, kapı pencere kalmadı. Her taraf yandı, yoruldu. Eşyalarıma bak. Hiçbir şeyimiz kalmadı. 3. kat durulmaz halde. Çocuk yeni evlendi, hiçbir eşyası, her şeyi mahvoldu. Kullanılmayacak. Evet, kullanılmaz hale geldi. Çoluk çocuk hepimiz hasta olduk, yağmurlu bir de. Çıkıyoruz, tepeyi süpürüyoruz. Üşüdük, hasta olduk, çaremiz yok, yardım bekliyoruz. Ya biz seçim yapıyorsak, oyumuzu kullanıyorsak, o devlet büyüklerimize, görevimizi yapıyorsak onların da bizi gözetmesi lazım. Ben istemeye çıkmadım. Halimi arz etmek için. Derdimi söylemek için. Onlara söylemeyeceğim de ben kime söyleyeceğim? Hadi oyumu kullanmayın. Vergimi vermiyorsan tamam. Ben onlara karşı görevimi yapıyorum. Onlardan da bekliyorum. Bu benim hakkım. Vatandaş olarak. Evet, Fethi amca, son olarak yetkililere neler söyleyeceksiniz? Vallahi yetkililere ne söyleyeceğim? Yetkililere gittik, hepsine başvurduk. Belediye başkanından bir randevu alamıyoruz. 2 sefer, 3 sefer çıktım. AFAD'a çıktım. Kızılay'a çıktık. Hiçbir yerden bir destek yok. Biz sosyal yardımlaşma hariç hiçbir yerden bir kuruş destek yok. Şu pisliği alıverem dediler, onu bile gelmediler almaya. Yani halimiz harap, kış günü. Çekiyoruz, yağmur yağdı mı çatıya koşuyoruz, süpürüyoruz, aşağı iniyor yağmur. Yani neredeyse yağmur yağmasa dua eder hale geldik diyorsun. Evet, önceden yağmur ister haldeydik, şimdi de yağmur yağacak diye ödüm kopuyor. Çünkü her şeyimiz mahvoldu. Evde kimse kalmadı, mecbur gittiler. Gelinim hamile, bir küçük çocuğumuz var, onu anasıyla koyduk geldik. Çocuk burada yanımızda. Başka yok. Şikayet etmiyorum. Ama yardım istiyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, İkisaray köyündeki durumu ortada, görmüş olduğumuz gibi vatandaşımız mağdur. Teyzemiz de diyor ki ben vatandaş olarak bütün görevlerimi yerine getiriyorum ama devletimiz de beni bu dar günümde, beni bu sıkıntılı günümde yanımda olmasını bekliyorum diyor. Artık takdiri vatandaşımıza bakıyoruz.